Tahir Sarıkaya, Bolu Abant, İzzet Baysal Üniversitesi'ndeyiz. Geçtiğimiz Mart ayında İzzet Baysal Üniversitesi Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Peki bu fuarın detaylarını nasıl anlayacağız? Detaylarını İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı ile konuşacağız. Geçtiğimiz Mart ayında Kariyer Fuarı düzenlendi. Batıkaf nedir? Evet, öncelikli olarak tabiatın kalbi şehrimize, aşçılar diyarı şehrimize, merhum İzzet Baysal'ın şehrinize ve yine tabiatın kalbinde bulunan üniversitemize hoş geldiniz Hoş diyorum. bulduk. Batıkaf açılımı, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda tüm üniversitelerin öğrenci ve mezunları ile alanında ün yapmış, yer tutulmuş tüm lider kurum ve kuruluşları bir araya getiren kariyer etkinlikleridir. Bu aslında 2019 yılında Yetenek Kapısı Her Yerde sloganıyla CİBİKO tarafından başlatılmış ama pandemi nedeniyle bugüne kadar ertelenmiş, ulusal çaplı ve yakın zamanda uluslararası düzenlenecek bir etkinliktir. Ülkemizde şu ana kadar 11 bölgede bu kariyer fuarı düzenlendi. Sonuncusu da bizim üniversitemizde oldu. Son olması bizim için ve bölgemiz için büyük bir avantaj da sağladı. Çünkü diğer fuara katılan firmalar bunun ne kadar faydalı olduğunu gördüler. Bu nedenle fuar esnasında stand alan ulusal ve uluslararası kariyer fuarlarına katılmış, benzer fuara katılmış, meslek fuarlarına katılmış birçok lider kuruluşu üniversitemize ağlama onuru yaşadık. Tabii bu fuarın bölgemizde ilk olması bizim için ayrıca büyük bir mutluluk. Çünkü bu ev sahipliği biz yaptık. Bizim için de ayrı bir değer taşıyor. 35 bin yakın öğrencinin katıldığı, sadece kendi üniversitemizden değil, paydaş üniversitelerimiz var. Onların öğrenciler de bu fuara katıldılar. Paydaş üniversiteler dışında da öğrenciler bu fuara geldiler. Bunu sanırım cazip kılan fuar içerisinde standlardan ziyade 177'ye yakın etkinlik de düzenledik. Hocam etkinliklere geleceğiz ama faydadan bahsettiniz. Fuarın öğrencilere, gençlere ve sektörün öncü isimlerine katkıları neler oldu? İşveren kurumlar açısından da değerlendirecek olursak. Evet. En büyük özelliği iş talep edenle işveren bu fuarda karşı karşıya geldi. Çünkü hem son sınıf öğrencilerimiz hem de mezun öğrencilerimiz için bir staj başvurusu, iki iş başvuruları imkanı sağladı. Staj çeşitliliği imkanı sağladı. Bu oldukça önemli. Kariyerlerinde yeni ufuklar açma imkanı sağladı. Çünkü çok farklı alanlardan yüzlerce firma buradaydı. Bu da çok önemli. Çünkü bir fakültede okuyabilirsiniz, bir program okuyabilirsiniz ama sizi şahit olduğunuz, tanıklık ettiğiniz bazı iş sahaları o alana çekebilir. Bu nedenle fuar çok büyük bir imkan sundu öğrencilerimize. Aynı zamanda işverenler arasında karşılıklı fikir alışverişi de oldu. Firmalar birbiriyle tanışma fırsatını buldular. Çünkü dediğim gibi çok farklı alanlardan burada firmalar vardı. O nedenle bir öğrencilerimize evet, staj ve iş bulmada büyük bir imkan sağladık. Kariyer programlarında kendilerine yeni ufuklar çizildi. Bu da büyük bir fayda. Aynı zamanda bir firmayla karşılıklı nasıl konuşulur, iş başvurusu nasıl yapılır, bunlar da öğrenmiş oldular. Peki hocam elimizde veriler var mı? Kaç genç bu fuarlardan iş buldu ya da görüşme sağladı? Bununla alakalı bir veri var mı? Tabii bu fuarlar oldukça yeni. Bunun ilki 2019 yılında sanırım 4 bölgede uygulanmıştı. 2000 yılında da kendimizle ev sahipliği yapacağımız yine bu fuar olacaktı ama pandemi nedeniyle ertelendi. Biz o dönemde de 170'e yakın bir firmayla ön protokol yapmıştık. Fuarın başlamasına daha bir ay kala sürede 17 bine yakın öğrencinin yine kaydı vardı. Ama fuar olmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi fuara kayıtlı olan, karekod olan firmalarla yine kayıtlı olan öğrencileri daha sonra tekrar buluşturarak yaklaşık olarak 450'ye aşkın öğrencimize staj imkanı sağladılar.
Ya bunların verileri ileride daha çok fazla olacak. Yani 145 bin yakın öğrencinin toplamda bu yetenek kapısı her yerde arayüz programından dolayı staj imkanı bulduğunu, bunu biliyoruz. Ama bundan sonraki faydaları yeni yeni ölçülecek. Yani şu an şu kadar sayı var demek bizim için biraz zor. Ama bu veri yine en güzel Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları Ofisi'nden temin edilebilir. Çünkü tüm firmaların kayıtları ve öğrenci kayıtları kare kod üzerinden orada yapılıyor. Daha sonra bu eşleştirmeler, staj başvurusu mu aldı, iş başvurusu mu aldı, oradan takip ediliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Umarım bu fuarlar, istihdam fuarları giderek artar. Tahir Sarıkaya bugün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeydik. İzzet Baysal Üniversitesi geçtiğimiz ay kariyer fuarına ev sahipliği yaptı. Umarız bu fuarlar, istihdam fuarları giderek artar ve gençlerin iş imkanı artar diyelim ve Bolu'dan sözü yeniden size bırakalım. Hadi bakalım, teşekkür ediyoruz. Pazar sabahında eğitimle de devam ediyoruz.